Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Bütün kamu işlerine 51.000 TL ile 86.000 TL arasında para ödemesi yapılacaktır. Ve toplu iş sözleşmesinin bitmesine yakın hangi ayda alacaksanız ona göre de hesap edildi bu. Önemli bir haber, sonuna kadar dinlemenizi öneririm. 700.000 kamu işçisine önce taban 15.000, onun üstüne de %45 zam yapıldı. Yani asgari ücret seviyesindeki bir işçinin net maaşı %107 arttırıldı arkadaşlar. Şimdi bütün kamu kurumlarında işler kendi kurumlarının, yetkili sendikalarının bir an önce toplu iş sözleşmelerini imzalamalarını beklemektedir. Çünkü toplu iş sözleşmeleri imzalanmadan bütün işler şu anki aldıkları maaşları almaya devam edeceklerdir. Yani bu ayın 14'ünde aldığınız maaşları zamsız alacaksınız. Lütfen şaşırmayınız. Eğer kendi kurumunuzda, örneğin Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda toplu iş sözleşmesi en geç Mayıs sonunda imzalanması yetişmezse zamlı yeni maaşlar 14 Haziran'da maalesef yetişmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani kendi kurumunuzdaki toplu iş sözleşmelerinin bir an önce imzalanması gerekiyor. İmzalanmazsa zamlı maaşları almaya uzar arkadaşlar süre. Bilginiz olsun. YMİ'si 333 lira olan bir kamu işçisinin sözleşmesi 1 Ocak itibariyle bitmesi halinde ve kendi kurumunuzda toplu iş sözleşmesi Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında bitmesi halinde aşağıdaki geri dönük paralar alacaksınız arkadaşlar. Şöyle büyütelim. YMİ'si 333 lira, yani eski asgari ücret seviyesinde olan kamu işçisi arkadaşlar, toplu sözleşmenin 15 Mayıs tarihinde yapılması durumunda 51.722 lira 39 kuruş. Toplu sözleşmesinin 15 Haziran'da yapılması durumunda, yani 15 Haziran'a yetişmesi durumunda 61.048 lira 62 kuruş. Toplu sözleşmenizin 15 Temmuz tarihinde yapılması durumunda 70.077 lira. Toplu sözleşmenizin Ağustos ayına kadar sarkması durumunda, umarız ki sarkmaz, 86.000 lira 307 lira 59 kuruş alacaksınız arkadaşlar. Hesaplamalar %20 oranında ikinci vergi dilimine göre yapılmıştır. İlgili dönemlerde ödenen tediye, ikramiye ve ek ödeme tutarlarına ait farklar eklenmiştir arkadaşlar. Aşağı yukarı alacak rakamlar bunlar olacaktır ama tabii ki atıyorum raporlusunuzdur, çalışmamışsınızdır, hafta sonu mesainiz vardır, 19 Mayıs'ta işe gitmişsinizdir. Bunlar rakamları değiştirebilir arkadaşlar.